Teknobat'tan herkese merhabalar. Bu haberimizde Japonya'da saha testleri başlayan 5G teknolojisinden bahsedeceğiz. Ali, 5G'nin hızı başımı döndürüyor. Evet, o kadar hızlı ki baş döndürüyor gerçekten. Kotanı 3 saniyeden kısa sürede bitirebiliyor acaba. Evet, 3.6 gigabit hıza ulaşmış Japonlar deneme esnasında. Bu da saniyede 450 megabayta denk geliyor. 900 megabaytını 1 gigabaytlık paketinin 2 saniyede tüketiyorsun. Kalan 1 saniyenin çok daha kısa bir süresinde de kalan 100 megabaytın gidiyor parmaklarının arasından kayıp gidiyor. Sen hayır indirme diyene kadar olay bitmiş oluyor. Tabii ben hiç sanmıyorum Japonya'da bizdeki gibi kotalar olduğunu da. Aynen öyle. Japonya'daki kota meseleleri farklı. Türkiye'deki esas sıkıntı zaten kotalar kısmında yaşanıyor. Çok daha büyük paketler lazım. Şimdi bu 5G ile ilgili doğal olarak haberimizde ne detaylar var? Bundan biraz bahsedelim. Ali, şimdi Japonya bu 5G teknolojisi için Çinlerle ortak çalışıyor. Doğru. Çünkü 5G konusunda özellikle Huawei'nin epey bir çalışması var. Cihazlar gerekiyor, yeni donanımlar gerekiyor. Hatta bazen yeni altyapı bile gerekebiliyor. Ama Japonya'daki testte var olan altyapı ile 3.6 gigabit hıza ulaşılmış. 6 GHz'ın altındaki bandı denemişler sevgili izleyiciler. Daha önce Nokia ve Samsung da deneme yapmış. Onlar tamamen yeni altyapı gerektiren bir şekilde denemiş. Yani şimdi şöyle bir şey zannediliyor Recep. Evet. 3G, 4G, 5G havadan olan böyle tarifi hazır teknolojiler zannediliyor. Değil mi? Bir router'ı değiştireceğiz. Oradaki baz istasyonundaki bir yönlendiriciyi bir şey değiştireceğiz. Hop 5G'deyiz. Bu teknolojileri oturup birileri icat ediyor sevgili izleyiciler. Doğal olarak 5G teknolojisi hali hazırda standartları belirlenmiş olan bir teknoloji değil. Kesinlikle. Bunlar hiçbir yerde hazır şekilde, yazılı şekilde alınmıyor. Şu an yapılan testler sonucunda 5G'nin standartları oluşturuldu. Evet. Doğal olarak 5G teknolojisi halen geliştirme aşamasında ve dalından koparıp yiyebileceğimiz bir teknoloji maalesef değil. Kesinlikle. Birçok konsorsiyum var, birçok firmalar bir araya geliyor ve bunun bir standardını belirliyor. O standart belirlendikten sonra telefonların içerisindeki yongalar bile buna göre programlanıyor. Aynen öyle. Şimdi mesela donanım üreticileri arasında rekabet var. Evet. Telekom operatörleri arasında rekabet var. Kesinlikle. Bir tanesi diyor ki benim altyapımı kullanan teknoloji kullanılsın, ben masraf yapmayayım. Evet. Diğeri diyor ki hayır olmaz, benim altyapımı kullanan teknoloji kullanılsın ki ben masraf yapmayayım, masrafı sen yap. Herkes topu birbirine atıyor. Bir tanesi de diyor ki en hızlı modemler bizde. Diğeri diyor ki hayır en ekonomik modemler bizde. Bu telekom sektöründe biliyorsun her ay ödediğimiz faturalarla inanılmaz bir para döndüğü için, gerçekten çok büyük bir ekonomi olduğu için sevgili izleyiciler, bu standartların oturması birazcık o konsorsiyumda oturan takım elbiseli şirket yetkililerinin kendi arasındaki pazarlığa dönüşüyor. Kesinlikle. Bir de Ali, hangisini yaparsak yapalım yani gerek 4G gerek 5G, şu bir gerçek ki baz istasyonuna fiber hat döşememiz gerekiyor. Aynen öyle. Yeri kazmadan, altyapı yapmadan bu teknolojinin hiçbirinin kablosunu, verisini aktarmaya imkan evet. yok. Recep, bütün bunları yapsan bile, bütün ülkeyi kazıp altyapı döşesen bile yurt dışına çıkan kablonun da boyunu gittikçe uzatman, gittikçe enini arttırman gerekiyor. Kesinlikle. Denizlerin altından giden kablolarla dünyaya bağlanıyoruz. Bu hatlar tıkandığı zaman ya da musluk bir yerden kısıldığı zaman internet akmıyor. Evet, bazen gemi çapı atabiliyor. Evet, gemi çapı atabiliyor, o kablo çıkabiliyor. Yani sevgili izleyiciler, bu teknolojilerin gelişmesi çok güzel. Hatta yeni altyapı gerektirmeyen mevcut şebekeler üzerinden çalışabilecek teknolojilerin geliştirilmesi fiyat olarak bizim tüketicinin cebine daha az yansıması demek. Ama standartta henüz bitmedi. Peki 5G ne zaman hazır olacak hocam? Ali, 2020'ye kadar bekleyeceğiz. 2020'ye kadar bekleyeceğiz sevgili izleyiciler. Muhtemelen 5 yıl sonra bu teknoloji hayatımıza girecek. O zaman 450 MB saniye indirme yeterli olacak mı? Esas bunu sorgulamamız lazım. Kesinlikle. Bir başka haberimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.